Evet arkadaşlar, herkese tekrar merhabalar. Bugünkü ders videomuzda Pamukkale Üniversitesi Fizik Bölümünde okuttuğumuz Fizik ve Matematik Metotlar dersinde özel fonksiyonlar üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Geçen dersimizde başlamıştık. Geçen dersimizde bir fonksiyonun da vektör gibi ele alınabileceğini gördük. Onunla ilgili temel tanımları, kavramları verdik. Örnekler yaptık. Şimdi dersimize de yine bir basit örnekle başlayacağız. Arkasından gerçekten başka fonksiyonlarla tanışacağız. Yani ekran paylaşarak dosyamı açıyorum. Koyalım. Evet, şöyle bir örnekle başlıyoruz. Bize iki tane fonksiyon verilmiş, f fonksiyonu ve g fonksiyonu. Burada c1, c2, c3'ler bizim sabitlerimiz. Diyoruz ki bu x eşittir 0 ile 1 arasındayken bu fonksiyonların ben bir ortonormal küm elde edin. İki tane ortonormal fonksiyon elde edin. Ortonormal demek her bir fonksiyonun normu 1 olacak, boyu 1 olacak ve iki fonksiyon birbirine dik olacak. Bunu anlıyoruz. Önce f fonksiyonunun boyunu 1 yapalım. Yani bunu normalize edelim. Bunun için ne yapmam lazım? F fonksiyonunun kendisine sıkar çarpımı yapacağım. Bunu 1'e eşitleyeceğim. Bu aslında normun karesini veriyor. Bunun karekökü de 1 olduğu için biz buna normalize etmek diyoruz. Boyu 1 birim diyoruz. Dolayısıyla sıkar çarpımı tanımı vermiş geçen dersimizde. 0'dan 1'e kadar f'nin mutlak karesi dx. Burada bizim fonksiyonun reel olduğu için mutlak kare yazmayacağım bundan sonra. Direkt c1'in karesi dx. İntegralini 1'e eşitleyeceğim. Bunu 1'e eşitlersem buradan c1 eşittir 1 buluyoruz. Şimdi de bu normalize f'yi g'ye dik yapalım. Böyle bir benim fonksiyonum var, vektörüm var. Bu vektörü g'ye dik yapacağız. Dik yapacak şekilde g ile ilgili bir koşu bulacağız. Diklik demek ne demekti? İki tane vektörün sıkar çarpımı sıfır olacak. İki tane fonksiyonun sıkar çarpımı sıfır olacak. Buna göre 0 ile 1 aralığında genelde kompleks fonksiyonlar sıkar çarpımda sıra önemliydi. O yüzden buradaki yazılışta özen göstererek gene buradan f'nin kompleks eşiğini çarpı g dx. İşte reel fonksiyon. Yıldızı buradan atabiliriz. O nedenle f'yi biraz önce normalize etmiştim. C1'i 1 bulduğum için buraya 1 yazıyoruz. G yazıyorum buraya. İntegralini alıyorum ve 0 eşitleyeceğim bunu. İntegralini aldık. 0 eşitledik. Buradan C3 ve C2 arasında bir ilişki buluyoruz. Güzel. Son olarak bu G fonksiyonu normalize edelim. G fonksiyonu normalize etmek demek. G'ye kendisine sıkar çarpımı yap. Bunu 1'e eşitle demek. Bu da 0'dan 1'e kadar G'nin mutlak karesi. G burada reel fonksiyon. Bunu ne yapacağız? 1'e eşitleyeceğiz. Direkt G'nin karesini almışız burada. İntegralini alabiliyoruz kolaylıkla. İntegrali alıyoruz. Değerler sınırları yerine koyuyoruz. 0'dan 1'e kadar ve 1'e eşitliyoruz. Bunu yaptığımızda buradan tabii ne yapmışız? Bir önceki sayfadan C3'ü C2 cinsinden yazıyoruz. Mesela C2'yi buluyoruz. C2'yi bulduysak C3'ü de hesap edebiliyoruz. Günün sonunda bakacak olursak f eşittir 1 ve g eşittir kök 3 parantez 1-2x fonksiyonları 0-1 aralığında orta normal iki tane fonksiyondur. Yani her birinin boyu bir birim, iki fonksiyon birbirine diktir. Buradan bugünkü diğer konumuza gelelim. O da şu, bu slide'da geçen dersimizde konuşmuştuk. Bugünkü dersimizde Legendre polinomlarından başlayacağız. Yani fizik eğitiminde sıkça karşılaştığımız bir özel fonksiyondur. O yüzden bunu ayrıca inceliyoruz. Bu şekilde veriyoruz Legendre polinomlarını. Şu şekilde verilmiş tanımları. Burada bir kendi tekrarlama var. Bu tekrarlamayı bu şekilde ifade ederiz. Bu tarz ifadelere bu özel fonksiyon konusunda Rodriguez tipi formüller denir. Bu da Legendre polinomları, Rodriguez formülü denir. Esasında bu polinomların her biri -1 + 1 kapalı aralığında Legendre diferansiyel denkleminin çözümleridir. Bu denklemi
Biz geçen haftaki derslerimizde seri çözümler yaparken ele almıştık. Orada çözmüştük. Dolayısıyla orada yaptığımız, burada yaptığımız iş esasında orada bulduğumuz seri çözümünde, o çözümlerde o başlangıç keyfi sahibi C0 için bir değer koymakla bunları elde edebiliyoruz. Onu da şöyle yapıyoruz esasında. Bu seri çözümde, son seri çözümde orada yakasak olması için özellikle koşul bulmuştuk V'ler üzerine. Bulduğumuz seri çözümlerinde x eşittir 1 de y 1 olacak şekilde normalize edersek oradaki C0 katsayılar şekilde çıkıyor. 1 bölü 250 L faktörü. Bunu koyduğumuzda esasında biz bu Legendre polinomunu elde ediyoruz. Burada birkaç tane Legendre polinomunun grafiğini görüyoruz. Bu grafiğe baktığımızda esasında bazı genel davranışlar üzerinden geçmekte fayda var. Burada gördüğünüz gibi x ekseninin yatay ekseni esasında benim polinomlarım birden fazla defa kesiyorlar. Yani her bir polinomun sadece şuradaki şu sabit P0 hiç kesmiyor x eksenini. P1 bir defa kesiyor. P2 iki defa kesiyor. Bu şekilde esasında bize x eksenini kaç defa kestiğini de söylüyor. Dolayısıyla birden fazla defa kesiyor genel olarak benim Legendre polinomlarım. Bunu bilmek, görmek önemli. Çünkü fizik eğitiminde bazı fizik problemlerine karşılaştığımızda bu davranışlara atıfta bulunuruz. Bu polinomları genel olarak şuradan hemen kendini gösteriyor zaten. P0'da x üzeri 0 var. P1'de x üzeri 1 var. Ama x üzeri 0 yok gördüğünüz gibi. P2'de x üzeri 2 var. X üzeri 0 var. Ama x üzeri 1 yok burada gördüğünüz gibi. P3'te x üzeri 3 var. X üzeri 2 yok. X üzeri 1 var. X üzeri 0 yok. Dolayısıyla burada esasında belli bir paritesi var benim her bir polinomumun. Dolayısıyla V çiftse benim polinomum çift paritesi, L tekse polinomum tek paritesi olmuş oluyor. Özel fonksiyonlar konusuna geldiğimizde özel fonksiyonlarla ilgili genelde bir tane de üretici fonksiyon veririz. Üretici fonksiyonun kullanma şekli şöyledir. Verilen bu üretici fonksiyonu işte burada T eşit 0 civarında Taylor serisini açtığımızda buradaki T üzeri L'nin çarpanı katsayısı bize L'inci Legendre verir. Davranışı bu. Dolayısıyla şu yukarıda Rodriguez formülüyle elde ettiğimiz şu polinomları bu şekilde kullanabiliriz, elde edebiliriz. Ya da elimizde bu yoksa L'nin büyük olduğu sayısal değerler için de esasında bu tekrarlama özür dilerim. Bu üretici fonksiyonu kullanarak da esasında polinomları elde edebiliriz. Yine özel fonksiyonlarda çok sıkça kullandığımız tekrarlama bağıntıları vardır. Tekrarlama bağıntısı genel olarak geçen videomuzda da bahsetmiştik. Bu fonksiyonların herhangi bir L değeriyle L artı 1, L eksi 1, bazen L artı 2 değerler arasında esasında ilişki verir bize. Ardışık bu polinomlar arasında esasında ilişkiler verir. Bunun için de türevlerde olabilir. Birinci türev, ikinci türevlerde olabilir en genelde. Burada birkaç tanesini ben buraya yazdım, dizdim. Bu tekrarlama bağıntılarını özellikle bu Legendre polinomlarının olduğu integralli işlemler karşımıza çıkar. O integralleri çözmek için de bu tekrarlama bağıntılarından faydalanırız. Genellikle bunları doğrulamak istersek bunları Rodriguez formülünü kullanarak doğrulayabiliriz. Üretici fonksiyonu kullanarak şu eşitliği kullanarak bunları doğrulayabiliriz. Yani bu mesela her iki tarafında x'e göre türev alıp bu kadarı yeniden düzenleyerek yani her iki tarafın t'ye göre türevini alıp her iki taraftaki derinleri yeniden düzenleyerek buna benzer tekrarlama bağıntıları elde edilebilir. Bundan başka Legendre polinomları gidiklik bağıntısını sağlarlar. Eksi 1 artı 1 aralığında ve pl ile pl üstü söyleyeyim, integralini aldığımızda bu integralin sonucu kronik altyapısı ile orantılı bir şey çıkar. Kronik altyapısı dediğim şey l ile l üstü aynıysa bunun sonucu 2 bölü 2 ile artı 1 oluyor. L ile l üstü birbirinden farklı bunun sonucu 0 oluyor. Biz bu tür bağıntılara diklik bağıntısı diyorduk. Geçen derslerimizde de özellikle Fourier serilerinde bunu görmüştük, bunun üzerine konuşmuştuk. Burada da benzer bir şey var burada da. Benim de böyle bir diklik bağıntısı var ise o zaman ben bu diklik bağıntısını kullanarak da şu PL'leri normalize edebilirim. Burada gördüğünüz gibi.
Dolayısıyla bu süslü P'lerle gösterdiğim polinomlar şimdi artık orta normal küme oluştururlar. Biz buna orta normallik diyoruz. Bu skar çarpımı sonucu Krenkel datası olarak yazılabiliyorsa biz buna orta normallik diyoruz. Bundan başka elimde böyle diklik bandı var ise bunu geçen dersimizde de yapmıştık. Eksi bir artı bir aralığında tanımlı herhangi bir fonksiyonu bu dik fonksiyonların lineer toplam olarak yazabiliriz. Bunu da yapabiliriz burada işte. Herhangi fx fonksiyonu bu şekilde toplam olarak yazılabilir. PL'lerin toplam olarak yazılabilir. Buradaki CL'lere biz bileşen deriz ya da katsayı deriz. Bu yazılış esasında en temel seviyede Öklid geometrisinde vektör analizinde bir vektör şekilde bileşenlerin cinsinden yazmakla eşdeğerdir. Ona benziyor esasında. Buradaki CL'ler söylediğimiz gibi birer nasıl bileşen gibi görülebilir. Sayıdır sadece. X'e bağlı değildir. Sayıdır. PLX'ler fonksiyon, FX'ler fonksiyon. Bunlara biz birim vektör olarak, bunlara baz vektör olarak, bunları baz vektör olarak görebiliriz. Dolayısıyla herhangi vektörü bu baz vektörler cinsinden yazmış oluruz. Buradaki şu CL'leri bulmak için, bileşenleri bulmak için ne yaparız dersen skala çarpımı yaparız. Geçen derslerimizde de yapmıştık. Örneğin bak buradaki şu AZ'yi bulmak istersen ne yaparız? Bu eşitliği hepsinin esasında K eşitliği skar çarpımı yaparız. O zaman bize bu neyi verir? AZ'yi verir. Burada da aynı şekilde CL'yi bulmak istiyorsak her taraf esasında şu uygun bir bazda skar çarpımı yaparız. Bu da eksi bir artı bir alalım. Skar çarpımı yapmak demek, integral almak demek fonksiyonlarda. Buraya integralini almışız. Bakın PM ile çarpıyoruz. Sağ ve solu. Ve integralini alıyoruz. Eşitlik bozulmuyor. Daha sonra burada dikdik bağımsını kullanıyoruz. Bakın bunu kullanmışız. Burada toplam var. L toplamı. Krenkel datası LM var. L'yi at. Burada delta at. Toplama. L gördüğün yere esasında M yaz diyor bize. Dolayısıyla bunu şu şekilde yazabiliriz. Burası 2 bölü 2 M artı 1 çarpı CM olarak bunu yazabiliriz. Burası M olacaktı. Bir yanlış yazım var. Buradan da hemen CM'yi çekebiliyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci tür Legendre polinomlarına bahsedeceğiz. Hatta ona polinom diyemeyiz, fonksiyon diyeceğiz. Şimdi günün sonunda bakacak olursak bizim Legendre, yani diferansiyel denklemimiz ikinci mertebeden lineer bir diferansiyel denklemdi. Dolayısıyla biz bir tane çözüm bulduk. Onlar Legendre polinomlar dedik. Iraksak değil de onlar. Güzel. Ama ikinci mertebe olduğu için bana ikinci çözüm bulmam lazım. İkinci çözümü de bulabiliriz. Onun için değişik yöntemler var. Bir tanesi işte gördük daha önceki derslerimiz Abel yöntemi olabilir örnek olarak. Dolayısıyla Abel yöntemi kullandığımızda ikinci çözümleri buluruz. Bunlar var en literatürde. Bunları büyük Q ile gösteriyoruz. Q ile. Onun için mesela P0 işte 1 çözümü için ikinci çözüm bulmak istediğimizde bunu Q0 ile gösteriyoruz. Abel yöntemini kullandığımızda şöyle bir çözüm buluyoruz. P1 eşittir dolayısıyla x'ti. Burada bir yanlış yazım var. Onu da düzeltelim. Burada P1 eşittir x'ti. Onu koyduğumuzda ona karşı gelen Q1 x'i buluyoruz. Q1 de böyle bir fonksiyon. Bakacak olursa zaten burada bütün bu Q fonksiyonları x işte artı x'i 1 noktasında ıraksaktır. Bu hep böyle davranır. O nedenle de bizim fizik eğitimimiz boyunca bu Legendre yani diferansiyel denklemiyle uğraşırken ikinci çözümlerle hiç karşılaşmayız. Her defasında bunlar x eşittir artı eksi bir noktadan ıraksak oldukları için gizli sınır şartı olarak bu çözümü atarız. Bundan başka bu Legendre polinomlarıyla ilgili olarak asosyal Legendre fonksiyonları vardır. Onunla çok karşılaşırız fizik eğitiminde. Şöyle başlayalım. Şunu biliyoruz. Bizim bu Legendre diferansiyel denklemimiz. Bunun çözümünde PL olduğunu biliyoruz. Birinci Legendre. Bunu gördük, yaptık. Seri çözümü yaptık. Biraz önce işte Legendre polinomlarını gördük. Artık bundan eminiz. Buradaki Legendre polinomları benim bu diferansiyel denklemin çözümü. Güzel. Ben şimdi bu diferansiyel denklemin türevini alıyorum. X'e göre birinci türevini, ikinci türevini. Tekrarlıyorum bunu ve M defa türevini alıyorum. M defa türevini aldığımda benim şimdi tabii ne olacak burada? Zaten ikinci türev vardı. M kere daha aldığımda M artı ikinci türevlerim gelecek. Buradaki M artı ikinci türevlerde M'ci türevleri şöyle ayıralım.
Dolayısıyla şöyle bir adlandırma yapıyorum. Böyle bir değişken dönüşüm yapıyorum esasında. Ve TL'ye M diye bir fonksiyon tanımlarım, bakın çarpım var. O zaman benim bu diferansiyel denklemim, bu artık burada da iki türev vardı. M kadar türev aldı. M artık iki türevler oldu. Ben bu elde ettim. Denklemi şu şekilde yazabiliyorum. Yine düzenledim. Burada M'nci türevler burada. İkinci türevler burada. M artık türevler burada. Denklemi düzenledim sadece. Böyle bir denklem elde ediyorum. İşte bu denklemi biz literatürde asosiye Legendre diferansiyel denklemi deriz. Bu da benim M ile gösterdiğim bir tam sayılar. Ne diyorum? Birinci türev, ikinci türev, M'nci türev. Tam sayılar. Şimdi pozitif tam sayı olarak söylüyorum bunu. Dolayısıyla buradaki PLM'ler de artık bu diferansiyel denklemi sağlıyor şu anda gördüğünüz gibi. Şu yazdığım PLM'ler esasında bu diferansiyel denklemi çözümleri. O zaman ben şu yazılışta şu PLM'leri çekersem şu şekilde yazabiliyorum. Ben bu PLM'lere de asosiye Legendre fonksiyonları diyeceğim artık. Ve burada şuna bakacak olursak, burada PL ile gösterdim. B'nci dereceden polinomlu. Biraz önce onu söyledik. Dolayısıyla buradan türev alıyorum. Eğer buradaki M eğer L'den büyük olursa bu esasında x karenin 3 tane türevini almak gibi bir şey olur. O zaman sıfır verir. O nedenle şunu söyleyebiliyorum. Burada M tam sayısı esasında en fazla L'ye eşit olabilir. L'den küçük olabilir. Ama L'den büyük olamaz. Böyle bir koşul oluyor. Bu yazılışta hemen zaten kendini gösteriyor. Burada M'ye sıfır yazacak olursak bu esasında M'ye sıfır için bu asosiyel Legendre fonksiyonları L'inci Legendre polinomları olur. Güzel. Ama tabii buradan şuna bakıyorum. Benim diferansiyel denklemi şurada mesela ben denklemde M gördüğüm yere eksi M yazsam denklemim değişmiyor. O zaman benim bulduğum çözümler bu eksi M'ler içinde geçerli olması lazım. O zaman ben eksi M'ler için bir tanım yapıyorum. Sadece tanım yapıyorum esasında. Çünkü burada M kare var. Eksi de olsa artı da olsa burada M kare var. Değişmiyor. Ben şimdi burada eksi M'ler için bir tanım yapıyorum. Dolayısıyla eksi M artı M kargaşasını ortadan kaldırmak için çok net bir tanım yapacağım şimdi. Dolayısıyla M'ler pozitif olduğu zaman bu mutlak değeri M ile gösteriyorum artık. Asosiyel Legendre fonksiyonlarım şu şekilde tanımlamıştım zaten biraz önce. Negatif M'ler için de şu tanımı yapıyorum. Asosiyel Legendre'lar, şu pozitif M'ler cinsinden eksi tanım bu şekilde tanımlamıştım. Şunu biliyorum artık burada. M'ler daha önce çözmüştük. Legendre dip denklemi, dip seri çözümüne kısa bulmak için L'ler tam sayı olmak zorundaydı. Biraz önce buradaki M'lerin de en fazla L'ye eşit olabileceğini söylemiştik. Ve M'ler negatif değerleri var. Dolayısıyla bunlar da en fazla bu aralıkta olabilir. Dolayısıyla M'ye diye bastığım için eksi L'den artı L'ye kadar değişen benim tam sayılarım. Yine günün sonunda benim asosiye Legendre diferansiyel denklemim İkinci mertebe bir diferansiyel denklem. Dolayısıyla bunun iki tane çözüm olması lazım. Birinciyi buldum. Buna asosiyel Legendre fonksiyonlar dedim. İkinci çözüm de vardır literatürde. Bunu da QLM'lerle gösteririz. Ama bu gene bu QLM'ler x eşit artı eksi bir noktalara kadar aksak olduğu için bizim fizik problemlerinin çözümlerinde hiç kendini göstermezler. O yüzden de bunlarla neredeyse hiç karşılaşmayız. Bundan başka biraz önce negatif M'ler için asosiyel Legendre fonksiyonları tanımlamıştım. Bu tanım biraz geleneğe bağlıdır. Şu çarpan bazı kaynaklar olur, bazı kaynaklar olmaz. Farklı yerleri kendini gösterir. Yani ben bunu işte biraz önce yaptığım tanımdaki gibi koydum ve o tanıma ve noktas tanıma bağlı olarak da diğer tanımlarımı yapıyorum. Yani içinde tutarlı bir yazılış var şu anda. Bu asosiyel Legendre fonksiyonları da böyle diklik bağımsız sağlarlar. Aynı M için. Aynı M için. Zaten aynı M olunca sadece şuradaki L'ler değişebilir. Zaten L'ler farklı olduğunda bir önceki kaç saat önce zaten Legendre polinomdan diktiğinde bunu kullanmışım. Burada 2 bölü 2 L artı 1 vardı. Şu faktör tamamen benim eksi M'ler için şu çarpan koyduğum için geldi. Kendisine tutarlı bir tamam. Sorun yok. Yine benzer şunu söyleyebiliriz. İşte böyle diklik bağımsız varsa benim elimde o zaman eksi 1 artı 1 aralığında tanımlı herhangi bir fonksiyonu ben bunlar cinsinden yazabilirim. Yapıyoruz. Bu şekilde aynı M'ler için olacak.
ve benim M diye bastığım şey L'den daha küçük olamaz, şey M L'den daha büyük olamaz. Dolayısıyla bunu buradan başlatıyoruz. L'yi M'den başlatarak toplamı yazıyoruz. Şimdi bu asosiye Legendre fonksiyonları cinsinde şimdi küresel harmonikleri tanımlayacağız. Şimdi hatırlayalım. Legendre polinomları tanımladık. Legendre diferansiyel denklem çözümü olarak. Legendre diferansiyel denklemin Legendre polinomları yardımıyla asosiye Legendre diferansiyel denklemini gördük. Ve onun çözümlerini yazdık. Asosiyel Legendre fonksiyonları olarak. Güzel. Ama biz fizik eğitiminde sıkça şöyle bir denklemle karşılaşırız. Buna çok sık karşılaşırız. Birkaç derste standart eğitimde bununla karşılaşacaksınız. Şöyle bir kısmi diferansiyel denklem bu. İşte benim y diye bir fonksiyonum var. Bu fonksiyon benim tetiğe ve fi'ye bağlı olabilir en genelde. İki tane değişkene bağlı olabilir. Böyle bir diferansiyel denklem. Bu da kısmi diferansiyel olduğu için biliyorsunuz biz bu tarz denklemlere kısmi diferansiyel denklem diyorduk. Ama denklemimiz lineer. Çünkü burada y fonksiyonu burada birinci kuvveti. Y fonksiyonu birinci kuvveti. Y fonksiyonu birinci kuvveti. Lineer. Güzel. Bu tarz kısmi diferansiyel denklem. Yani lineer olduğu için çalışmak kısmen kolay. Buradaki teta fi'ler de bizim gene küresel koordinatlarda görmüş olduğumuz açı koordinatlarıdır. Küresel koordinatlarda gördüğümüz bunlar teta ve fi koordinatları. Teta 0'dan pi'ye kadar değişiyor. Fi 0'dan 2 pi'ye kadar değişiyor. Şurada aslında şu süslü fi olacak. Güzel. Şimdi bu denklemi biz esasında karşılaştığımızda ne yapıyoruz? Öncelikle değişkenlerine ayırıyoruz. Değişkenlerine ayırmak demek iki değişkenli bir fonksiyonu bir değişken iki fonksiyon çarpma olarak yazmak. Buradaki şu büyük teta, teta'nın fonksiyonu. Büyük fi sadece fi'nin fonksiyonu. Bu tek değerli fonksiyon büyük fi. Büyük teta da tek değişkenli bir fonksiyon. Büyük fi de tek değişkenli bir fonksiyon. Bunu böyle yazdığımızda bu denklem esasında iki parçaya ayrılıyor. Bu parçalara fi denklemi şu hale gelir. Bunu hemen çözebiliriz. Bunun çözümü şu şekilde çıkıyor. Ezeli imiyeti olarak çıkıyor. Buradaki unutmayın. Benim küresel koordinatım ve tanım arası 0'dan 2 pi'ye kadar gidiyor. Dolayısıyla ben 3 boyut ök uzayda pi'yi 2 pi kadar döndürdüğümde uzayda aynı noktaya gelirim. Bu noktada fonksiyon tek değerli olmalıdır. Fiziksel bir büyüklüğü temsil ediyorsa. Buna tek değerlik şartı diyoruz. Tek değerlik şartını uyguladığımızda buradaki M keyfi saatimiz esasında bu şekilde tam sayı olmak zorundadır. Bu durumda ben şu fi fonksiyonunu işte bunlar kullanarak da ortalama bir küme elde edebilirim. Çünkü bir bölü kök 2'ye çarpımda bulmadan esasında bu işlemi yaparsam bu integral aldığımda işte şu an skala çarpım kredim. Skala çarpım. Kompleks işlemi var. Burada iyi olduğu için bu anlamlı arttı. Bu çarpımı yaptığında bunun sonucu çıkıyor. Bunu zaten geçen ders videomuzda kompleks Fourier serisinde bu integral üzerine konuşmuştuk. Tamam güzel. Ben şimdi burada o zaman şu kısmi diferansiyel denklemde değişkenlerine ayırdım. Fi denklemi elde ettim. Çözdüm. Güzel. Peki fi denkleminden başka burada teta denklem kalacak. Değişkenler ayırma yöntemi uyguladığımda teta denklemi bana şöyle bir şey verecek. O da bize asosiyel Legendre diferansiyel denklemi verecek. Orada aslında cos teta yerine x ataması yaparsak tam olarak biraz önce yazdığımız asosiyel Legendre dik denkleminin kendisi çıkacak karşımıza. Biz onunla nasıl çözeceğimizi konuştuk zaten. Çözümünü biliyoruz. Asosiyel Legendre fonksiyonları onun çözümü. Asosiyel Legendre fonksiyonları da dik diferans sağlıyordu. Günün sonunda ben şu teta'ya bağlı kısmı asosiyel Legendre fonksiyonları. Fi'ye bağlı kısmı şimdi yazdım Erzeri İlmiye Fi şeklinde. Bunlar çarptığım zaman şöyle bir çözüm elde ediyorum. Ben bunu özellikle bu şekilde yazdım. Şu öndeki kök içindeki şu ifade, bunlar hepsi esasında normalize olacak şekilde bunları yazdım. Zaten diklik bantları vardı. Hem L üzerinden diklik bantı vardı. Asosiyel Legendre fonksiyonlarında. Biraz önce fi çözümünde de M L üzerinden diklik bantısı yazmıştım. Dolayısıyla ikisini birleştirdiğimde hem L hem de M üzerinden diklik ilişkisi olan böyle bir fonksiyon elde ediyorum. Ben bu fonksiyona küresel harmonikler yorumundan sonra. Buradaki M'ler negatif değerlerde olabilir. Negatif M'ler için de şu tanımı yapıyoruz.
Bunu biliyorsam, ben pozitif meyli biliyorsam bu şekilde negatif meyli de elde ediyorum. Bu fonksiyonlar artık şu anda orta normaldir. Kökleşme ifadeyi özellikle ver. Bunları kontrol edebilirsiniz tekrar. Yani orta normalde neyi anlıyoruz esasında? Bu fonksiyon, y fonksiyonu, kompleks eşitliğini çarpı bu fonksiyon. Bak, skar çarpımı yapıyorum burada esasında. Tamam. Ve burada benim değişen parametreler neler? L, L üstü, M, M üstü. Güzel. Bu integralın sonucu küresel koordinatlardaki hacim elemanını elde ettiğim. Sin teta oradan geliyor, dikkat edin. Bunu çarptım, bunun sonucu delta L, L üstü, delta M, M üstü. Yani L ile L üstü aynı olacak ve M ile M üstü aynı olacak. Bu durumda bu integralın sonucu birmiş. M ile M üstü aynı. Fakat L ile L üstü farklıysa sonuç sıfır. Veya L ile L üstü aynı. M ile M üstü farklıysa bu sonuç yine sıfır integralı. Bazen bu integral ifadesini mürekkep tasarruf yapmak için, diğer tasarruf yapmak için kısaca şöyle de gösteririz. Buradaki B omega katı açı diyorduk. Şu nesneye B omega demiş hatırlarsınız. Kısaca böyle yazarız. Bunlar tabii çok sık karşılaşırız. Bu küresel harmoniklerine bazı fonksiyon, ilk birkaç tane fonksiyon açık halini buraya yazdım. Bunlar tekrar kendinizde şu tanımda türetmeyi deneyebilirsiniz. Şimdi bu küresel harmonik fonksiyonların orta normal oldukları için şuradaki teta 0 pi aralığında, pi 0 2 pi aralığında tanımda herhangi bir f teta pi fonksiyonu bunlar toplam olarak yazılabilir. Yaptığımız şey bu. Yazabiliriz. Buradaki şu c'ler benim için şu anda kas sayılar ya da vektörlere benzetirsek burası benim herhangi vektörüm. Y'ler benim baz vektörlerim. Dolayısıyla ben bileşenin başına ne yapacağım? Her tarafı ilgili baz vektörle skar çarpımı yapacağım. Dolayısıyla ben aslında her terimi şöyle bir şeyle skar çarpımı yaparsam, baz vektörler, baz fonksiyonla, ortalama fonksiyonla skar çarpımı yaparsam, böyle gördüğünüz gibi. Skar çarpımı olduğu için bakın şurada yıldız koymuşum. Bunu yapıyoruz. Bunu yaptığımızda burası orta normaldi burası. Orta normalden dolayı şu integralin sonucu direkt yazabilirim. Kragal deltası L, L üstü. Kragal deltası M, M üstü olarak yazabilirim. Ne diyor bana? Şu L, L üstü deltası buradaki L toplamını öldürüyor. Ve M, M üstü deltasında M toplamını öldürüyor. Dolayısıyla geriye ne kaldı? C, L üstü, M üstü kaldı. Bu kas sayıları bu şekilde hesap edebiliriz. Şimdi gamma fonksiyonundan bahsedeceğim. Şöyle tanım yapıyoruz. X sıfırdan büyük olmak üzere şöyle bir integral işlemi tanımlamışız. Burada T üzerinden bir integral var. Dolayısıyla X buradan yaşıyor. Dolayısıyla ben buna gamma X fonksiyonu diyeceğim. Bu şöyle bir özelliği sağlıyor. Burada siz x gördüğünüz her yere x artı 1 yazarsanız sağda sola şöyle bir integral yazıyorsunuz. Yazdığınızda şu integral dönüşüyor burası. Gamma x artı 1. Bu integralde siz kısmi integral yaparsanız bu şekilde u t üzeri x'e u e üzeri x'e t dt dv dediğinizde kısmi integral yaptığınızda bunun sonucu size esasında bunu veriyor. Gamma x'i vereceksiniz. Burası x gamma x oluyor. Dolayısıyla bu tanım, özel tanım bu gamma fonksiyonu şu özelliği sağlıyor. Bu özelliği görmek için şu integralde şunu yapmanız lazım. Şimdi buna bazen biz faktöriyel fonksiyon da deriz. Bunu açıkça görmek için bakın mesela x'ler tam sayılar olsun. X'ler mesela 1, 2, 3, 4 tam sayılar olsun. Dolayısıyla ben şimdi şurada x yerine 1 yazaraktan gamma 1 hesap edebilirim. Şu tanımda x yerine 1 yazıyorum. Bu integral sonucu 1. Dolayısıyla gamma 1 1'miş. Dolayısıyla şu özelliği kullanarak ben gamma 2'yi yazıyorum. Gamma 3'ü yazıyorum. Gamma 4'ü yazıyorum. Bu şekilde gamma n'yi yazıyorum. Burada gördüğünüz gibi gamma n, n eksi 1 faktöriyel. Biraz sonra tanımlayacağımız Bessel fonksiyonlar için bunu esasında yaptık. Oraya bazak yapıyoruz. Bessel fonksiyonlarında özellikle burada gamma fonksiyonlarında yarım tam sayı olduğunda da özel de karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla o yarım tam sayı olduğu durumu da ele alalım özel olarak. X yarım tam sayı olsun. Dolayısıyla x bölü herhalde ne artı bir bölük yazalım. Burada ne işte 0, 1, 2 tam sayılar olmuş olsun. Bakın, o zaman biz burada x'de bastığımız şey 1 bölü 2, 3 bölü 2, 5 bölü 2. Biz bunları yarım tam sayı diyoruz. Önce burada gamma 1 bölü 2'yi hesap ediyoruz. Direkt yukarıdaki tanımda x yerine 1 bölü 2 yazıyoruz. Burası bu hale geliyor. Burada ben bir şu integralde d
Değişken dönüşüm yapıyoruz aslında. T görüntülere U kare yazarsak benim integralim bu hale geliyor. Bu integralin çözümü zaten Gauss integrali. Bunlara çalışmıştık. Bu da bana 40 pi'yi verecek. 2 çarpanla beraber. Nasıl? Gama 1 bölü 2'yi bulduk. Gama 3 bölü 2'yi gama fonksiyonu özellikle kullanarak bu şekilde yazabiliriz. 5 bölü 2'yi bu şekilde yazabiliriz. 7 bölü 2'yi bu şekilde yazabiliriz. Bakın burada aralara özellikle ben şu ikileri kendim elle koyuyorum. 2, 2 payı payı. Burada 2'yi koyuyorum araya. Şu 4'ü koyuyorum araya kendim. Özellikle bir şeye benzemesi için. Böyle yaptığımda şöyle bir genel bir bağlantı kendini gösteriyor esasında. Artık gama fonksiyonu niye faktöriyel fonksiyonu denildiği konusunda daha son fikrimiz var. Şimdi mesela fonksiyonları tanışalım. Aşağıdaki denklem, bunu daha önce karşılaşmıştık seri çözümlerinde. Bunlar mesela diferansiyel denklem diyoruz. Burada mu bir sabit, tam sayı olabilir, yarım tam sayı olabilir, kesirli olabilir. Bir sabit. Onu biliyoruz. Çok sık karşılaşırız bu denkleme veya bu denkleme benzeyen türden diferansiyel denklemlerle çok sıkça karşılaşırız fizik ve mühendislikte. Tabii ikinci mertebeden lineer diferansiyel denklem olduğu için genel çözümde iki tane bana çözüm lazım. Bu iki fonksiyon birbirine lineer bağımsız olmasını isteriz. Bu A'lar benim tehdit sahibi. İki fonksiyonun lineer bağımsızlığını Wronskian ile kontrol edebiliriz her zaman. Literatürde bu yazışta, literatürde şu JNU'ya birinci tür Bessel fonksiyonu, JNU'ya da ikinci tür Bessel fonksiyonu denir. Buna bazen Newman fonksiyonu, bazen de Weber fonksiyonu denir. Bazen de büyük N ile gösterilir. Tabii ben dedim ya, biz bu diferansiyel denklemi esasında seri çözüm olarak ele almıştık, çözmüştük. Orada bulduğum ilk çözüm şuydu hatırlarsanız. Bu Bessel diferansiyel denklemi ilçesi sıfır çözüm tek noktası civarında seriye açtığımda o seri çözüm yapıyordum. O zaman ne veriyordu? İndis denklemi ne çıkıyordu? İki tane. İndis denklemlerini çözdüğümde kök bulduk iki tane. Biri işte artı nü, biri de eksi nü'ydü. Büyük olan kök artı nü. Bazı ders notlarımızda çözüm şuydu. Ben şimdi bu çözümde, şurada C0 benim işte keyfi bilmediğim bir sabit. Ama C0'ı bu şekilde mu sabit cinsinden yazarsam o zaman bu seri daha değerli toplu yazılabilir. İşte bu durumda bu seriye ben bunu yazdıktan sonra elde ettiğim kalan bu seriye birinci tür Bessel fonksiyonu derim ve JNU ile gösteririm. Ve JNU dedim şey esasında budur. Burada tabii bakarsanız burada faktöriyeller var. Mesela mu faktöriyel, buraya geldi mu faktöriyel çarpı mu artı 1, burası mu artı 1 faktöriyel oluyor. Burası mu artı 2 faktöriyel oluyor. Burası mu artı n faktöriyel oluyor. Burada mu artı n faktöriyel bir şekilde gamma fonksiyonları cinsinden yazabiliyorduk. Güzel. Dolayısıyla bu benim için birinci tür Bessel fonksiyonu olacak. Bu Bessel diferansiyel denklemin çözümü kesin. Çünkü bunu zaten kendimiz yapmıştık onu. Bundan sonra mu sabitin tam sayı veya yarım tam sayı veya bundan farklı bir sayı olması önemli olacak. Çünkü ikinci çözümü bulmaya kalktığımda yani orada Fuchs teoreminden bahsetmiştik. Probenz yönteminden bahsetmiştik hatırlarsın. Abel yönteminden bahsetmiştik. Orada konuşurken bu indis kökleri tam sayı çıkarsa esasında ikinci indis kökü bana yeni bir çözüm vermiyordu. Dolayısıyla tam sayı olduğu duruma bakalım. Tam sayı olduğu durumda birinci çözümdeyiz hala. Birinci tür Bessel fonksiyonu. Burada size birkaç tane grafiğini çizdim buraya. Birkaç grafik var gördüğünüz gibi. Burada bunu genel davranışını hatırlamakta fayda var. J0, J1, J2, J3, J4. Bir kere bütün bu benim Bessel'lerim x0 ile sonsuz arasında her yerde tanınmış. Hiçbir yerde bıraksak değil. Güzel. Bundan başka bu fonksiyonda harmonik davranış sergiliyor. Bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı gidiyor. X eksenini çok defa kesiyorlar. Burada gördüğünüz gibi. Bunlar da sinüsü, kosinüsü andırıyor. Onlarla fark sadece genlik değişiyor burada gördüğünüz gibi. Bundan başka periyotlar değişiyor. Burada bir de şuna dikkat edin. Mesela şu siyahla gösterdiğimiz J0 fonksiyonunu X'i kestiği yer burası. Bununla yer kestiği yer burası. Mesela ben şimdi ne diyeceğim? J0'ın birinci sıfırı şu noktaya, x'in şu değerine
C0'ın ikinci sıfırı, şuraya mesela C0 üçüncü sıfır olarak adlandırabilirim. Şu kırmızıya bakacak olursak, kırmızının mesela bu yatayeksen kestiği yerle siyahın kestiği birbirinden farklı. Sarının kestiği yerler farklı. Dolayısıyla her beselin sıfır noktalar farklı yerlerde. Yatayeksenin kestikleri yerler farklı noktalar. Bunu belirlemek için yani şöyle söyleriz. İşte jnx sıfır olan birçok x var. Buna göre hangi beselin hangi sıfırını olduğunu belirtmek için yani şöyle yazarız. Jn parantezine x altına nk indisi koyarız. Buradaki n x nk ile gösterdiğimiz esasında n'inci beselin k'inci sıfırını veren x demektir. Bundan sonra böyle anlayacağız. Bundan sonra yine burada işte mu tam sayı olduğunda o benim Bessel fonksiyonlarım, birinci tür Bessel fonksiyonlarım elde edebileceğim şöyle bir fonksiyon var, üretici fonksiyon var. Ben bu üretici fonksiyonu T'ye işte sıfır civarının kare sayısını açtığımda bu da T üzeri N'nin kat sayısı bana N'inci Bessel'i verir. Yine bu Bessel fonksiyonu içinde tekrarlama bağıntıları vardır. Yani bu tekrarlama bağıntılarını biraz önce yazdığımız o sonsuz seri tanımından da elde edebiliriz. Şimdi ikinci tür Bessel fonksiyonlarının hakkında konuşalım. Günün sonunda benim Bessel diferansiyel denklem, ikinci mertebe lineer diferansiyel denklem, birinci çözümünü bulduk, sorun yok, tamam. Peki ikinci çözümü nasıl bulacağım? Genel olarak ikinci indis denklem bana ikinci çözüm verir. Fakat Fuchs teoremlerinde söylediğiniz gibi eğer indis kökleri tam sayı olursa o zaman ikinci çözüm, birinci çözüm lineer bağımlı olabilir. Evet, Bessel'ler bunu çok net görüyoruz. İki indis kökünü koyduğunuzda o toplam bağımsız bulması görebilirsiniz. O toplamda bunu yaparsanız gerçekten eksi bir üzeri cn. Bunu elde ediyoruz. O zaman bu çözüm esasında cn'den lineer bağımlı değildir. Lineer bağımsız değildir, özür dilerim. Aslında ama ikinci çözüm olarak kullanamam. O zaman ne yapacağım? N'lerden lineer bağımsız olan ikinci çözüm lazım. Burada artık J'ni ile gösteriyorum burada. J'ni şöyle bir ikinci çözüm yazıyorum. Ben şu birinci çözümümde birinci çözümü kullanarak ikinci çözüm yazıyorum şurada. Y. Bu tanım özel olarak hazırlanmış bizim için. Bu şekilde tanımladığım şu ikinci çözüm Y fonksiyonu. Buna Newman fonksiyonu ya da Weber fonksiyonu diyorduk. Bu fonksiyon kesinlikle artık J'ni'den lineer bağımsız. Bu da mu tam sayı olsun veya tam sayı olmasın. Mu'nun bütün değerleri için, bu da sabit, mu'nun bütün değerleri için tam sayı veya tam sayı değil veya yarım tam sayı veya yarım tam sayı değil, bütün mu'lar için böyle bir çözüm yazıyorum. İkinci çözüm. Bu kesinlikle artık birinci Bessel'den lineer bağımsız. Bu benim. Bu tarafa bakacak olursak burada işte birkaç tane işte tam sayı için Newman fonksiyonları yazmışız burada. Çizmişiz açıkça gördüğünüz gibi. Bu fonksiyona bakacak olursak bu fonksiyon da esasında harmonik davranış sergiliyor. Yani yatay ekseni birden fazla defa kesiyor. Yukarı aşağı yukarı aşağı gidiyor. Güzel. Ama bu birinci meseleden farklı olarak x açısı sıfır civarında bu eksi sonsuza gidiyor. Iraksak hale geliyor. O yüzden de biz esasında bu Bessel denklemleriyle genellikle şimdi koordinatlarda veya küresel koordinatlarla çalıştığımızda karşılaşırız. Ve orada da radyal koordinat için yazdığımız denklemimizde Bessel denklemini verir. Ve orada da bize radyal koordinatımız tanım gereği pozitif olmak zorundadır. Sıfırdan sonsuza kadar gitmek zorundadır. Ve sıfır bize dahil olur tanım bölgemize genel olarak. O zaman sıfır bölgemize dahilse bu fonksiyonu kullanamayız. Bu fonksiyonu bıraksak oldukları için. Bunlar zaten baştan gizli sınır şartı olarak atarız bunları. Ama tuttuğumuz durumlar da karşımıza çıkabilir. Tuttuğumuz durumlarda davranışa dikkat edin. Pardon. Bir davranış sergiliyor. Aşağı yukarı aşağı yukarı gidiyor. Güzel. Gene her birini sıfırı farklı yerlerde ve orijinde patlıyor. Sonsuzda düzgün davranıyor. İkisi sonsuzda düzgün davranıyor. Bundan başka küresel Bessel fonksiyonları vardır. Onlara karşılaşırız fizik eğitiminde. Şimdi Bessel ve diferansiyel denkleminde oradaki mu gördüğümüz
sabit hep yarım tam sayı olursa ne olur? 1 bölü 2, 3 bölü 2, 5 bölü 2. Bu durumda ne olur? O zaman benim çözüm esasında çözümde trigonometrik fonksiyonlar kendini gösterir. Bu açıyı görmek için mü gördüm. Her yere ne artı 1 bölü 2 yazarsak bunu ne yerine 0, 1, 3, 4, 5 doğal sayı yazdığımızda burası esasında mü için yarım tam sayı oluyor. O zaman benim mesela bir denklem bu. Bunun çözümünü ben şöyle yazabilirim sembolik olarak. Zaten en genelde mü'nün bütün değerler için şöyle çözüm yazmıştım. Yarım tam sayı veya tam sayı önemli değil. Böyle çözüm yazmıştım. Güzel. Somut olarak görmek isterseniz bunu ne yerine sıfır yazdığınızda bu diferansiyel denklemin çözümünü bu olduğunu kontrol edebilirsiniz kendinizden. Gerçekten C 1 bölü 2'yi o seri ifadesine yazarsak bu şekilde bulabiliriz. Aynı şekilde orada seri ifadesinde işte eksi 1 bölü 2 yazdığımızda o zaman da tam olarak bunu buluruz. Y tam yaptığımızda da eksi kendini gösterir. Dolayısıyla bunlar kontrol edilmiş. Bu şekilde çözümleri yazabiliriz. Şimdi güzel. Mesela diferansiyel denklemim buysa çözümü bu. Buradaki büyük Y'leri ve büyük J'leri biliyorum. Güzel. Tamam. Burada bakın sinüsler kosinüsler kendini göstermeye başladı. Ben şimdi bu denklemde bir değişken dönüşümü yapacağım. Aynı değişken dönüşümü şu çözümde de yapacağım lazım. Burada Y gördüm. Her yere kök X çarpı büyük R yazayım. Burada türevler alıp düzenliyorum. V'ye göre denklem bu hale geldi. Bak burada artık ne artı bir oldu burası. Burada artık benim doğal sayılarım. Aynı dönüşümü çözümde de yaparsak çözüm şekilde yazabiliriz artık. Y'ye gördüğüm herhalde şunu yazacağım. Dolayısıyla bu şekilde yazabiliyorum. Buradaki 2 bölü kök 1'de sabit olduğu için bunlar istediğim gibi koyabilirim. Çünkü burada A1 ve A2'den kendi sabitler. Bunları bu şekilde yazıyoruz. Şimdi şuna biz özel bir isim veriyoruz. Ve küçük J ile gösteriyoruz. Şuna da özel bir isim veriyoruz. Bunda küçük N ile. Bazen küçük N, bazen küçük Y ile gösterilir. Ben küçük N ile göstermeyi tercih ediyorum. Güzel. Biz bunlara küresel Bessel fonksiyonları deriz. Ha, o zaman ben şunu görmüş oldum. Şu küresel Bessel diferansiyel denklemidir. Bu küresel Bessel diferansiyel denklemin çözümü de şu küçük J, küçük N ile gösterdiğim küresel Bessel fonksiyonlarıdır. Onları Rodriguez tip formülleri burada ver. Buradan bir kaç tanesini açıkça yazabiliriz. J0, J1, N0, N1. Bundan grafikleri burada görüyorsunuz. Burada bir şey, küresel Bessel fonksiyonumuz bu. Yine bakın bu, burada gördüğünüz gibi orijinde ve sonunda her yerde yakınsak yani harmonik davranış sergiliyor burada. Ve her birinin sıfır farklı yerlerde gördüğünüz gibi. Küresel Newman fonksiyonuna baktığımızda yine bu orijinde patlıyor. Bakın eksi 10'sa doğru gidiyor burası. Yatay eksen gene burada birkaç defa hani birden çok defa kesiyor. Yukarı aşağı yukarı aşağı gidiyor. Sıfırlar farklı yerlerde. Şimdi genelleştirilmiş mesela diferansiyel denkleminden bahsedelim. Dolayısıyla en genelde baştan şununla başlamıştık. Şu benim mesela diferansiyel denklemim idi. Bunun seri çözümünü yaptık. Bunların olduğunu gördük. Güzel. Ben şimdi şu denklemde ve çözümde. Şöyle bir atama yapıyorum. X gördüğüm her yere KR yazayım. X gördüğüm her yere. O da şuradaki işte DY bölü DX'deki bunları ben ne yapacağım? R'ye götürerek yazacağım. Bu şekilde yazıyorum. Dolayısıyla denklem bu hale geliyor. Çözümde şöyle yazılabilir. Şimdi bu denklemde ve çözümde R gördüğüm her yere Z üzeri beta ve Y gördüğüm her yere de Z üzeri alfa çarpı UZ atayalım. Bağımsız değişkenimi burada gördüğünüz gibi R'den Z'ye değiştiriyorum. Bağımlı değişkenimi de Y'den U'ya değiştiriyorum. Buna tekrar bütün buradaki değişimleri yapıyorum. Türevleri aldım. Koydum bunları yerli yerine. Dolayısıyla bu benim genelleştirilmiş Bessel diferansiyel denklemimdir. Bunun da çözümü şekilde Bessel fonksiyonları cinsine yazabilirim. Buna bağlı olarak da modifiye Bessel fonksiyonuyla karşılaşırız bazen. Bakın ben şurada benim Bessel denklemim. Şu zaman K gördüğüm her yere i yazsam, artı eksi i yazsam. i'nin karesi eksi 1 yapıyor. Eksi i'nin karesi de eksi 1 yapıyor. K yerine i yazsam. Çözümlerin hocam şurası
İre, şu hasta İre olacak. Dolayısıyla az önce eksi bakın, şu eksi Fransa aldım. Farkı bu. Şurası normalde artıydı, x kare eksi yukarıydı. Eksi oldu şimdi. Y burada bir sabit. Bundan modifiye beser ve diferansiyel denklemi denir. Çözümde şu şekilde yazarız. I ve K'ler vardır burada. Buradaki I ve K'leri biz modifiye beser fonksiyonları deriz. Bunlar da şu şekilde yazabiliriz. Bunlar bu şekilde bulunabilir yani literatürde. Bunlar gerçekten benim denklemin çözümleri. Ve grafiklerini burada çizdik, birkaç tanesini verdik. Ve bu fonksiyonlar, bunu tabii şuna belirtebilirsiniz esasında. Şimdi arkadakilerin besellerin hep harmonik davranış sergiliyordu. Sinüsler, kosinüsler gibiydi. Sinüs x yerine, sinüs i x yazdığımızda da o da esasında ne oluyor artık? Eksponansiyel hiperbolik fonksiyonlar dönüşüyor. Hiperbolik fonksiyonlar da ya sonsuza gider ya da ya sıfıra gider. Onun gibi davranıyor esasında bunlar. O harmonik davranışlar ve argümana x yerine i x yazdığımızda hiperbolik fonksiyonlar gibi davranıyor. Dolayısıyla buradaki I'ların ve K'lerin benim hiperbolik fonksiyonlar gibi davranıyor esasında. Buna bakacak olursa I diye bastığım şey düzgün artıyor. Dolayısıyla x büyüdükçe sonsuza gidiyor. Yani x eksi sonsuza patlıyor esasında. Yani x eksi sonsuza bu fonksiyonları bıraksak K'lere bakacak olursa bunlar da düzgün azalıyor. Bunlar esasında x eşittir sıfırda yani orijinde bıraksak bunlar. Yani yatay ekseni hiçbir zaman kesmiyorlar. Buna benzer problemlerle karşılaştığımızda sınır şartlarımıza bu şekilde bakmamız lazım. Hangi tanım aralığımıza orijin dahilse bu çözümü atarız. Sadece bunu tutarız. Tanım aralığımızda eğer orijin dahil değil, x eşittir sonsuz dahilse o zaman bunu atarız. Bunu çözümde tutarız. Şimdi mesela fonksiyonların kendiliğinden bahsederiz. Özel fonksiyonlarda her zaman böyle bir dikdik bağıntısı elde ederiz. Bunu da çok kullanırız fizik problemlerinde. Şimdi cmkx ve cmlx iki tane benim bessel fonksiyonum olsun. Bunlar da ilgili diferansiyel denklemimiz tabii sağlar. Mesela bu cmkx'in sağladığı diferansiyel denklem. Bu da cmlx'in sağladığı diferansiyel denklem. Bessel diferansiyel denklem. Birinci eksi cmlx'e çarpalım. İkinci denklemi de cmkx'e çarpalım ve taraf tarafa toplayalım. Çıkan sonucu düzenliyoruz. Çarpım türevi olarak da yazabiliriz. Bazı terimler. Bunu yaptığımızda daha sonra son kalan en sade halini sıfır a aralığında integral alalım. O zaman böyle bir şey elde ediyoruz biz. Buna bakacak olursam burası benim için bir skar çarpım yapısında. O zaman skar çarpım sonucu sıfır olabilir, sıfır farklı olabilir. Burada tabii her şey aynı gidiyor. İşte K ve L parametreleri aynı olabilir, farklı olabilir. K ve L parametreleri. Dolayısıyla K ile L farklı olduğunda ben bunun sıfır olmasını isteyeceğim. O zaman diyeceğim ki bu iki fonksiyon birbirinden diktir diyeceğim. K ile L farklı olduğunda burası sıfırsa, o zaman skar çarpım sonucu sıfırsa o zaman K ve L'ye bağlı olarak bir diklik bağıntısı yazabilirim. O zaman burada K ile L'den farklıyken sonucu sıfır olmasını istemek demek esasında şunu yapmak demek. Burası ne zaman sıfır olabilir? Bakacak olursa. Ya burada şu fonksiyon kendisi üzerine şart koşarız. Bakın burada cm, ka, cm, la sıfır olmasını isteriz. Biz buna Dirichlet sınır şartları deriz. Veya türevi sıfır olmasını isteriz. Dirichlet sınır şartı geçerliyse bu sıfır olacak, bu sıfır olacak. Burası, bu sıfırla farklı olsa bile sonuç sıfır olur. Veya tam tersi bu sıfır olsun, türev sıfır olsun, bu sıfır olsun, türev sıfır olsın. O zaman burası yine sıfır olur. Bunlar da Newman sınır şartı deriz. Zaten k ile l'den farklıyken bu sıfır olması için bunların olmak zorunda. Güzel. Peki lk eşit olduğunda o zaman da bu polinomun, bu fonksiyonun normu hesap ederiz. Normu olacak. Bunu yazıyoruz. İntegralde yapabiliriz. Gene bunu yazdığımızda işte iş kaynaklarda var bu. Bunun hesabını kontrol edebilirsiniz, yapabilirsiniz. Kendinize el yapabilirsiniz. O mesela diferansiyel denklemini yazıp onlarla oynayarak da kısmi integrasyon yaparak da bu integral hesap edebilirsiniz. Sonucu ne buluyoruz? Dirichlet sınır şartı geçerliyse o zaman ne olacak? Şu terim ölecek. İlk ölmüşler. Newman sınır şartı geçerliyse o zaman bu terim düşer. Ya o düşecek ya o düşecek. İki integral sonucunu. Yani ben
şu integral sonucuyla şu integralin sonucunu şimdi birleştireceğim. Bunu Kronecker tablosu yardımıyla birleştiriyoruz. Dirichlet'in şartı geçerliyse o zaman şu terim ölecekti, geriye bu kalacak. Dolayısıyla buradaki bakın kx, vx var şimdi. Kronecker deltası kl'ye koydum. Buraya. Güzel. Bu benim dikdik bağımlı. Newmans'ın şartı geçerliyse o zaman bu terim düşecek, bu terim kalacak. O zaman bunu kullanacağız. Dikdik bağımlı, dikdik bağımlı. Dirichlet'in şartı altında Bessel fonksiyonlarının dikliği. Newmans'ın şartı altında Bessel fonksiyonlarının bunu kullanıyoruz. Tabii biraz önce söyledik. Bessellerin birden fazla sıfırı var. Dolayısıyla her Bessel sıfırı farklı yerden. Bunu vurgulamak için biz şöyle bir şey yazıyoruz. Dirichlet'in şartını şöyle yazıyorum bundan sonra. Burada ne demek? Esasında M'inci Bessel'in P'inci sıfırı. Demek esasında bu yazılmış. Bu durumda ben şu burada KMP, şurada ben JMKMQ. Bakın şurada ben tekrar L sembolü kullanmadım artık. Buradaki K ve L yerine ve P ve Q indislerine çekme yazdım. Böyle yazabiliriz. Dolayısıyla benim bir kasım şartı altında yani şu şart sağlanıyor. Yani M'inci Bessel'in P'inci sıfırı demek bu şart altında bu integral sonucu bulmuş. Newmans'ın şartı varsa o zaman da bu da şu demek. M'inci Bessel'in türevinin sıfırı. Hangi sıfırı? P'inci sıfırı. Birinci sıfır, ikinci sıfır, üçüncü sıfır. Sayıyoruz. Hangisi ise onu buraya koyuyoruz esas. Bu şart altında da benim dikdik bağıntım bu şekilde yazılabilir. Evet. Şimdi bu dönemki bu son ders videomuzdu. Bu ders notlarını hazırlarken faydalanan kaynakları ben burada listeledim. Ayrı ayrı yerlerine koymadım ama genel olarak özellikle görselleri internetten şu iki sayfadan aldım. Önceki yıllarda bir şekilde kendim o görselleri çizmeyi deneyeceğim. Ama şimdilik bu ders notu olarak herhangi bir ticari bir eser değil. Herkese açık bir eser olarak bunları yazdım. Herkese paylaşıyorum. Bu kaynaklardan siz de faydalanabilirsiniz. Başka kaynaklar da var. Ama benim elim altında olan bunlardı. Bunlardan sürekli olarak faydalandım. Ben şimdi ekran paylaşımını sonlandırıyorum. Evet, bu dediğimiz gibi son ders videomuzdu. Ben bütün öğrenci arkadaşlara başarılar diliyorum. Sağlıklı günler temin ediyorum hepinize. Umarım bir dahaki derslerimizde hepimiz sağlıklı bir şekilde bir araya gelebiliriz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.